Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de büyük ödül 50 bin liranın sahibine kavuşacağı final günü başlıyor. Büyük final öncesi yemekleri merakla beklenen Tokatlı yarışmacımız Alev'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yine. Ya bu ne güzellik. Maşallah size. Alevcim kimlerle geldin? Kayınvalidem, eşim, annem, arkadaşım. Hangisi kayınvaliden bakayım? Ay kayınvalideye bak. Çok havalı. Çok teşekkür ederim. Beyefendi eşin herhalde. Eşim Volkan, annem Nefise. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Ve... arkadaşım Ayşe. Peki bu güzel çocuklar kim? İkisi benim kızım Zeynep ve Elisa, Ayşe'nin oğlu Aras. Ya niye yaptınız da geldiniz? Evet biz sizi çok seviyoruz. Sizin iki tane torunum var Almanya'da. Sizleri çok seviyor. Selam söyledi, bizden bahset dedi. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Hepinizi öpüyorlar. İsimleri ne? Zühre, Erkan. Kızım Nergis. Nergis, Erkan ve Zühre'ye selamlar. Benim oğlum Bahadır. Kızım aşkın senin için ölüyorlar ama gelemediler. Zuhal ablalar için ölüyorlar ama gelemediler. Bizden de sevgiler. Koskoca selamlar herkese. O zaman hepsine kocaman bir alkış. Kocaman bir alkış. Zühre ile Erkan da Zühal ablalarını çok seviyor. Söyle dedi. Ben de çok seviyorum. Ya biz yarışmaya ne zaman geçeceğiz acaba? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Eşime sevgilerimi gönderiyorum. Ay ay bu ne aşk. Kaç yıllık evlisiniz Aysel anneciğim? 40. Maşallah. 40'ın üstünde. Hayvanlar taş taş. Ya anneciğim sorma sahip kaç yaşındasın? Ben küçük evlendim. Eşim aldı beni kaçırdı. İstemem ailem vermeyecekti yaşım küçüklü. Aldı beni götürdü. Nefise anneciğim sen kaç yıllık evlisin? Ben 45'te 50 de var yani. Size de maşallah. Ya sen Ayşen'cim? Ben de 7 yıllık. Peki ya siz kaç yıllık evlisiniz? 11 yıllık evliyiz. 11 yıl. Çok seviyorum kocama. Belli. O zaman söyle bakalım Volkan'cığım evlilik tarihiniz nedir? 24 Haziran 2012. Eşinin doğum tarihi? 1 Mayıs 1985. TC'sini söyleyeyim mi? Onu da mı biliyorsun? 39-37. Her şeyini biliyor Volkan hiç. Volkan'cığım tarih sınavını geçtin. Peki söyle bakalım ilk tanıştığınızda Alev'in üstünde ne vardı? Kırmızı bir mont vardı. Mavi bir blue jean vardı. Siyah da body vardı. Volkan'a kocaman bir alkış. Alevciğim eşin senin her şeyini biliyor valla. Peki ya sen? Çok kötüyüm görme. Eyvah. Çok kötüyüm. Eşinin doğum tarihi? 20 Kasım 1981. Doğru mu? Evet doğru. Ben Alev size masada olanları anlattı mı bakayım? Anlattı. Annem her zaman anlattı. Çok güzel şeyler anlattı. Vallahi masalarda Alev'in çok düşük puan verdiği konuşuluyor. Asla düşük puan vermiyorum. Hakkaniyetli tek kişi benim. Bence de. Benim kızım yani, hiç adaletsiz davranmıyor. Adaletlidir. Hep adaletlidir. Anneciğim yalnız o kolundaki... Kız yoksa 24 ayar mı o? Evet. Maraş işi mi yoksa o? Tokat işi desen abi. Siz nerelisiniz Volkan'cığım? Bulgaristan göçmeniyiz. Siz? Biz Tokatlıyız gibiyiz. Gelelim yarışmaya. Alev'in yemekleri güzel mi gerçekten? Gerçekten harika. Güzel. Bak ben kesin. Eşim, ben, oğlum çok beğeniyoruz. Ve ben yemekleri ben çok güzel yaparım. Benim kopyam. Hadi canım. Volkan'cığım annenle eşinin tam da ortasındasın. Hangisinin yemekleri daha iyi? İkisi de çok iyi. Çok politiktir ya. İkisi de çok iyi. Volkan işi çözmüş valla. Gerçekten ikisi de çok. Alevciğim annenden daha mı iyi yemek yapıyorsun? Ya annem de lezzetli yapar. Annem Tokat yemeklerini çok lezzetler yapar. Genel dünya mutfağı değildir ama Türk mutfağına annem çok yatkındır. Eli çok lezzetlidir. Annemden aldım elimi ben. Hepiniz harikasınız. Ne güzel bir ailem var. Teşekkür ederim. Arkadaşın da çok kibar bir hanımefendi. Ablam gibi çok severim gerçekten. Sırf onun için geldim ve inanıyorum kazanacak. Kazanacak mısın? Kazanacak! 50 bin kimin olacak? Benim! Kimin olacak? Benim! Yalnız
Ailem pek inanmıyor galiba. Olacak, nereye gidiyor? 50 bin kimin olacak? Annem! Kimin olacak? Annem! Vallahi işte şimdi biraz inanasım geldi. Bugün için iyi hazırlandın mı? Çok iyi hazırlandım Gürbüz. Hepsini bombalayacağım. Savaş boyalarımı sürdüm. Bittiler evet. Onlar. O zaman hadi bana menünü say. Ispanaklı yoğurt çorbası. Ara sıcakta parmesan peynirli patlıcan kulesi. Bravo. Ana yemek osobuco. Osobuco. Yalnız bir tane mi ara sıcak var? Hayır. Bir tane evet. Kız seni parçalarlar bunlar. Vallahi ben onları parçalayacağım Gürbüz. Kız bak Aras bile yemem diyor. Aras, Aras olmadı. Aras'a inanmayayım annem daha yap. Peki o sobuko'nun yanında ne var? Safranlı risotto. Dereotlu cevizli salata ve imiza tatlısı. Markete gitmek için hazır mısın? Hazırım. Gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Peki böyle mi geleceksin? Değiştireceğim. O zaman Alev'e şans dileyin çünkü biz markete gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi 1-2-3 yapalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Koyun elinizi. Hadi koyun. 1-2-3. Harikasınız. Hadi hemen hazırlan gel bakalım. Alev Hanım'ın menüsünü zayıf buldum. Çorbası, tatlısı, ara yemeği. Bunlar zayıf. Ana yemekte eğer uğraşacak biraz. Ama zayıf bir menü. Bir hafta konuştuğu kadar bir iddialı menü göremiyorum. Yani başlangıçtan sonuna kadar göremiyorum. Benim menüme laf ede herkesin menüsüne yok kolay, yok uyudu, yok büyüdü diye bir laf cumbuşluğu yapıp bugün kendi menüsünü gördükten sonra dedim ki artık bitti. Yani kaçış yolu yoktur. Onun için hep sağ göster sol vuruyormuş bize, anladım ben oradan zaten. Mutfağıma da sokmayacağım. Mutfak da herhalde berbat kalacak ki. Bize hiçbirimizin mutfağımıza girmek istemedi. Alev Hanım'ın bizden daha iyi menüsü yok. Olsaydı söylerdim. En azından kalabalık bir menü olabilirdi hani zorluk derecesinde. Ara yemek bir tane, ana yemek bir tane, pilavın yanına bir et. Çorba zaten tek olacak, onda bir şey yok. Bir tane salata uydurmuş. Dereotlu salatası değil bakın, dereotlu salata gibi bir şey yapmış. Ne çıkacak bilmiyoruz. Çok basit. 2,5 saatte bence oturur Türk kahvesini de içer. Her şeyi yapar ama masaya geldiği zaman da bence bir kıyafetini falan yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Menüde uyumlu olanlar var, zor olanlar var. Bir de ayrıca çok çok kolay olanlar var. 50 bin lirayla gidebileceğini asla düşünmüyorum. Kendisi de en fazla bunu düşündüyse çok üzülürüm onun adına. Ancak işte bize güzel bir şey yaparsa lezzetli şeyler yedirir. Ama yapamazsa da rezil olur gider bence. Başka da hiçbir şey değil yani. Hadi Gürbüz markete! Hadi koş koş! Uşuyoruz! Hadi bakalım! İşte geldik. Alevciğim neyle başlıyoruz? Meyvelerle başlayalım hemen karşımıza. Bir dakika ya! O sırtındaki ne? Çanta şöyle koyalım. Kız niye çantayla geldi? İşte getirdik. İlk olarak meyvelerini alan yarışmacımız sebzelere el atıyor hemen. Paketleri açıyorum bir problem olmaz değil mi abiciğim? Sıkıntı yok rahat ol. Ahmet abiciğim gel yarışmacımızla tanış. Merhaba hoş geldiniz efendim. Hoş yardımcı bulduk olun. Abicim teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim. Bir şey varsa hemen yardımcı hemen olun. Hemen bakıyorum abim. Tabii, kapıya ne? Verim lazım bana. Kapıya verim. Kaç tane olsun? 5 adet olsun abi. 5 tane mi? 3 adet dereotu lazım. Hemen üç alalım. Ben alayım abi sen bir yandan bana yardım et. Ahmet abi yardım derken boş durmuyorsun bakıyorum. Tabii ki durmak yok. Sen bayağı hızlısın galiba. Evet ben hızlıyım Gürbüz. Sen beni verdim. Kolay lokma mı zannettin? Kaç yıllık ev hanımıydın? 11 yıllık. Ahmet abi kızımız yapar mı sence? Yapar baksana. Çık ya. Abi götüreceğiz başım. Onları be. Ulan helal olsun vallahi ya. Yarışmacımız listesindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Aa erik de varmış. Erik size limon. Bir erik de ikram edim. Aa ver abi. Ya çok naziksin. Ben paylaşmayı severim Gürbüz. Ekibe de var mı? Çok eksiymiş be abi. Bilin mi? Evet. Ama yeni çıktı ya. Çok da pahalıdır bu. Ben tatlıyım ya. Lezzetleniyorum. Gördün mü? Bombasın abi sen. Nasıl seni kırdı bu kız ya? Kırdı işte ne bileyim. Aa. Benim gibi olsun. Öyle güzel yakışıklı. Heyecan gezdi. Yapmıştır o heyecan ya. Yalnız dün Bahar da ağladı Ahmet abi. Değil çok mi? Üzüldüm abi. Siz ağladım. Mi ağladın?
Ben ağlam. Ben insan kırmam abi. Onlar beni kırıyor. Ahmet abicim Bahar dün herkesi ağlattı. Yalnızlıktan ağladı abi. Öyle mi? Çok yalnızmış. O zaman evlensin. İşte istediği adayı bulamamış abi. Ondan belki biraz ama sana. Ama o İtalyan erkeklerini çok seviyormuş. O hayali yüksek uçmuş ya. Bulamaz o, bulamaz. Nerede Türkiye'de İşte İtalyan? Türk erkeklerini bırakır. Bu arada Ahmet abi de İtalyan erkeklerine benzemiyor mu? Şu, ama gerçekten abi yani bir havan var ha. O zaman tamam Bahar'a söyle de İtalyan erkeği buldum. Çak abi. Bahar. Biliyor sana İtalyan erkeği Bahar. Hatice'nin hiç bana yaklaştığını düşünmüyorum. Tam tersi daha çok sinirlendirdi beni. Çünkü yani gel seni arabamla gezin bir çocuğun elinden tutar götürür gibi parka götürülmüş gibi. Ha ben çok araba meraklısı değilim ki, ben daha iyilerine bindim Allah'a şükür, ama onun bu şekilde, o bile bir ego, o bile burun havalı, o bile bir ego savaşı. Yani belki böyle beni çok abartılacak, Hatice üzerinden gidiyor ama gerçekten belli bir egosu var. Kendi de belki farkındadır. Belki ekranda izlediği zaman farkına varır. Belki benden özür diler yani, ondan o erdemliği bekliyorum ama onda o erdemlik de olabileceğini düşünmüyorum. Vay abicim, şapkan çok havalı. Takabilir miyim? Tabii. Ver bakalım şapkanı. Hüseyin ustam, yalnız saçlar. Elim gözüktü evet. Şapka çıktı, gel görüldü. Evet. Abicim iki tane but alacağım. Tamam. Hemen hazırlarsın alırım ben şimdi hemen şuradan diğerleri bakayım. Kolay gelsin Hüseyin ustam. Şimdi neyimiz kaldı görüldü? Yumurta aldın mı yumurta? Yumurta alacağım hemen şuradan. Başka neyimiz vardı? Yoğurdumu aldım. Peki süzme yoğurt aldın mı? Süzdüm ben onları. Görmez onlara süzme yoğurt. Gelmez gelmez. Mahvettim ben onları. Onların anaları ağladı. Ay iddialısın. Yalnız bugün çok üstüne gelecekler. Niye bu kadar düşük puanlar verdin? Düşük değil de görmez. Ben onlara fazlasına puan verdim. Ne düşüğü? Düşük değildi puanlarım. Beni zaten yiyecekler görürüz. Bisküvi lazım abla. Yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Eyvah! Süren bitiyor. Neredesin bisküvi? Ters giriş yapıyorum. Koş hadi koş. Ay, son bir dakika. Bitti. Bisküviyi de aldık. Alışveriş tamam mı? Evet. Hadi o zaman doğru kasaya. Koş hadi koş. Geldim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin işiniz de zor. Bir sürü insan geliyor, uğraşıyorsunuz. Evet. Ama kolay bir şekilde kaynaşıyoruz. Evet, tabii ki. Kolay gelsin sizlere de. Alevciğim, eksik bir şeyin yok değil mi? Yok Gürbüz, hepsini aldım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? Toplam 785. Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi Gürbüz gidelim. Etini kendin getirdin değil mi? Evet, etini kendim getirdim. Ondan bu kadar düşük tuttu. Dişimi de alayım. Pürüzsüz teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın.